Fış fış, kayıkçı. Kayıkçının cireyi. Akşama fil. Böyle ye. Benim evde annem var. Bir yaramaz kedi. Abi. Şşş! Dur dur dur! Kız! Bir sıraları dolaştıracağım. Girme fazla. He, tamam. Lan kim girer senin o salak balıkçı barınağına? Telefon var, onu söyleyecektim. Kim arıyor? Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi'nden arıyorlar abi. Senin bugün balığa çıkacağını duymuşlar da bazı konularda uyaracaklarmış. Kızım doğru söylesene. Kim arıyor? He? Doğru dürüst konuş. Senin salak bir tane arkadaşım var ya, tetitititit konuşuyor. Tetifiklet mi ne? Sana bir hitoru takmış. Git söyle. Abim seni yarım saat sonra arasın de. Şimdi kalkmayayım aya. Öyle misineler birbirine düğümlenir. Oltalara moltalara takılırım. Daha işin başında sakata gelmeyelim. Kızım hadi gidip söylesene, bekletme çocuğu ya. Abi gitmesem daha iyi olur. Çünkü o kadar uğraştım ama yani gene de iğneye basmışım. Yani ne? Bir düğümlenme olayı var şurada. Dur dur dur. Sakın kapırdama. Tamam. Sakin ol, tamam mı? Yalnızca benim söylediklerimi dinlersen kurtuluruz. Kimsenin başına bir tehlike gelmez. Anlıyor musun? Tamam. Şimdi sakin ol. Yavaş yavaş yere çök. Yavaş Sıdık'a. Panik yok. Tamam. Sakin ol. İlla ayağını oynatma Sıdık'a. Tamam. Evet güzel. Ne görüyorsun? Düğüm nasıl? Hı? Olayın boyutları nedir? Hı? Çocuklar kime açık duruyor saatlerdir telefon? Ağladım. Karıştırma. Sıdık'a karıştırma. He? Ne oluyor? Öyle ne? Kızım. Ne oluyor? Dur. Bana bakın, telefon kimeyse konuşun da bir an önce kapatalım. Ya yeni medyasını seversen anne ya. Anne ne yaptın sen ya? Ne konuşuyorsunuz siz lan? Ha? Ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyorsun var mı ya? Her şeyi birbirine karıştırdın anne ya. Hadi be. O ne be? Ben de kendimi dolaştırdım ya. Ya abi dur ya. Sen niye kıpırdadın ki şimdi sen yerinden? Daha da pise sardı iş. Dur. Durun be, durun. Öyle olmaz. Ya. Allah kahretsin be. Ulan ne bağırışıp duruyorsunuz burada benim tepemde, sinirimi de zıplatıyorsunuz böyle. Dur. Abi. Ne böyle bekleyeceğiz mi şimdi? Örümcek ağına düşmüş sinek gibi. Örümcek kaçta gelir abi? Deli bir saati var mı? Ne yapalım kızım? Siz de öyle paldır küldür dalmasaydınız orada ya. İyi be. Dur. Allah kahretsin sizi. Anne fazla kıpırdayıp durma, iyice birbirine dur. Tamam yavaş anne yavaş, ben yavaşça halledeceğim. Ya sol ayağını kaldır. Ya öyle olmaz o iş. Dur şimdi bak teker teker şu. Sus Sıdık ya, yavaş. Çözeceğim. Bir dakika. Yüzüme takıldı. Terliği kurtardım, tamam. Kurtardım. Şimdi öbür terlik. Ulan balık mı tutacaktın bunlarla ha? Ya. Marmara Denizi'ne balık mı kaldı salak şey? Ya her şey birbirine girdi sattı. Dur. Misinelerden kendimi makasla kurtarmasam yani evi de yakacaktık be. Oo, yemek yandı diye niye üzülüyorsun ki Safiye Sultan? Oğlunu avlanıp eve balık getirecek ki onu yeriz artık. Sıdık'a bana bak. Dalga geçip durma. Zaten cinlerim tepemde. Anlıyor musun? Geçirim şimdi kafana yanmış tencereyi. Tamam. Sakin ol. Dediğim ki haklısın. Benim cinlerim de seninkilerle beraber böyle tepelere çıkıp dolaşmaya başladılar. Ya benim bildiğim balık tutan, böyle stres atan, hoş vakit geçirten bir hobidir. Ama bu herif ne zaman balığa çıkacak olsa biz ayrıca sinir hastası oluyoruz. Aman abinin balıkçılığı gene iyi Sıdık ha. Sen babanı görecektin kız, bin beterdi ha. Pis böyle. Ay, neyse şimdilerde unuttum. Ben hiç hatırlamıyorum babamın öyle ortalık yere olta filan serdiğini. Ay olta serme işlerine falan elini sürmezdi ki Sıdık'a. O öyle oltayı sadece tutardı. Ya bütün bu işleri yapmak bana düşerdi. Bütün angarya. Yani kurşun koptu tak Safiye. Midye bul Safiye. İşte çapara takımını tak Safiye. Git yem bağla Safiye. Ha. Ya babam seni de mi götürüyordu balığa? Ne güzel. Mis gibi deniz havası. Sıdık.
kız neresi güzel ha? Neresi güzel? Ben adam bir tek oltayı tutuyordu diyorum sana. Yani böyle hizmetkar gibi bekliyordum. Ya bir keresinde acayip bir balık takıldı oltaya Sıtıka ha. Böyle kocaman yamru yumru bir şey. Vatoz, çarpan balık. Ha, üstüne bastın kaldır ayağını. Vatoz, işte ondan. Tabii, beni çarptı. Çünkü yakalanan balığı oltadan çıkarmak benim işimdi. Ay, babamdan bunu hiç beklemezdim ha. Bir erkek olarak seni çarpan balığa karşı koruması gerekirdi. Yani cemiyet kaideleri bunu emreder. Vatoz, efendim söyleyeyim engerek, tarantula, böyle şeylere karşı bir erkek dişisini korumakla yükümlüdür. Canım adamın günahını almayalım şimdi. Yani balığın çarpan balık olduğunu bilmiyordu ki. Bile bile karısını çarptırır mıydı hiç balığa Sıdık'a? Sinirim bozuldu lan. Sen git koskoca denizde çarpan balığı yakala. Şen balıkçılar. Safiye Reis ile Zekeriya Kaptan. Nasıl? Sıdık'a sen bana reiste de çocuğum babana kaptan falan deme ha. Yani adamın kaptanlığı balıkçılığından bin beterdi vallahi billahi. Sıdık'a bir keresinde böyle sarhoş gene sandalda şeye çıktık balık avına. Sandalı devirdi herif, ikimiz de boğuluyorduk iyi mi? Hadi be bir de sandalı devirdiniz ha. Ne diyeyim ki size? Sıdık'a dalga geçme bak, sahilde tespit edilemeyen kadın cesedi oluyordum ben az daha ya. Adam o gün bugündür tövbe etti artık. Bir daha balık, olta lafını hiç ağzına almıyor. Hayda. Ya Allah. Ya bismillah. Hop. Hadi rastgele Samim. Rastgele hocam. Ya hocam bu rastgele Japonca'da nasıl deniliyor? Ben Japonca hocası değilim Samim. Kendi halinde bir yüksek ninjayım. Hatta şu anda ninja kimliğini bir yana bırakmış, sade bir balıkçıyım. Bense burada Balıkçılar Derneği As Başkanı kimliğimle bulunuyorum hocam. Az sonra bu kovayı ağzına kadar balık dolduracağım. Espri yapmak güzel şeydir Samim. Bünyeyi onarır, artı hoşça vakit geçer yani. Hayda, kaptırmışız yemleri ya. Vay be! Bütün iğneler bomboşa! Ya hayvan soygun yapmış resmen hocam! O yem kılındaki kocaman isterleti bile götürmüş lensiz ya! Hocam, bir deniz canavarıyla karşı karşıyayız! Yemiş bitirmiş oltayı canavar ya! Bu mu o canavar? Hıttı! Hormonlu derya kuzusu bu hocam ya! Marmara Denizi'nde yeri doldurulamayacak bir boşluk bırakmıştır şimdi bu. Sizi tebrik ederim hocam. Türkiye sizin de gurur duyuyor. Kolay gelsin Ninja Bey. Apartman yengesi abla. Lodos nedeniyle bu taraflara vurmuş hocam. Hoş geldiniz yenge. İyi akıl etmişsiniz deniz kenarı yürüyüşünü. İyot kokusu bünyeye faydalıdır. Artı dimağı açar. Balık var mı bari? Vardı demek daha doğru olur. Mevcut balığı karaya çıkarttık. İyi güzel de sakın apartman arasında pişirmeye kalkmayın bunu. Leş gibi kokar iki hafta. Hayda. İyi de yenge. Nerede bir yiyecek bu adam balığını ya? Evinde pişirecek elbet. Sen sus böcek. Hı? Müdürüne konuşuyorum. Amiri sıfatıyla size söylüyorum Ninja Bey. Sizin bu çömeziniz çok edep fukarası bir delikanlı. Ayıp oluyor ama apartman yengesi. Ya ne edepsizliğimizi gördün ki? Bundan daha büyük edepsizlik mi olur? Ne öyle apartman yengesi falan? Ha. Adım var benim, adım. Adınızı söyleyin. Ona göre seslenelim biz de ya. Terbiyesize bak. Sana ne benim adımdan? İsmimi öğrenip de... Böcek. Ha, bana bakın Ninja Timi. O balığı apartmanda pişirmek yok. Balığın kokusu karakola kadar gider, kötü olur. Demedi demeyin. Gerekirse Ankara'ya kadar çıkar, attırırım sizi apartmandan. Anlaşıldı yenge. Siz sinirlenmeyin. Bünyeye zarar. Yormayın damağınızı. Biz apartmana sokmayız o balıkları. İyi günler dilerim. İyi be. Ya hocam, bu Japonca'da manyak kadın ne demek? Sakin ol Samim. Bünyene öfke sokma, ürkütürsün balıkları. Dön önüne, işine bak. Vay, denizler hakimi hoş geldin. Ne oldu? Marmara'daki canlı hayatı bitirdin mi? Nerede balıklar?
Ne balığı Sıdıka? Hani sabahleyin giderken denizin dibine darı ekeceğim diyordun. Ne oldu? Deniz kapalı mıymış bugün? E balıklar da izinde falan da herhalde ha? Sen beni yanlış anlamışsın Sıdıka. Hem ben bir hayvan dostuyum. Ha. Yani niye şu güzelim hayvancıkları öyle bir iğnenin ucunda çırpındırayım ki? Hem insan dostlarını yer mi Sıdıka? Bravo abi. Yani çok güzel bir demagoji örneğiydi. Ne güzel kıvırıyorsun öyle. Epey laf yapıyormuş ağzın. Sen politikaya girsene. Kızım sen kendi kendine komaya girsene ha? Hadi canım beni uğraştırma. Vur kafanı şu duvara. Hadi bay bay. Deli ya ne olacak? Ne oluyor kız? Yıkıyordu gene kapısını. Hiç. Beynine vatoz balığı çarpmış sana. Ne olacak? Tutamamış değil mi balık? Ben bu halimle Safiye Reis olarak bir balığa çıksam var ya bütün denizleri toplar gelirim. Kabiliyetsiz babasına çekmiş. Kabiliyetsiz filan diyorsun ama bak babam iyi adammış lafının üstüne geldi. Şişt, ne deme babaya.